Alın bunları, bunları seyrederken alın içeri. Bir kimlikleri varsa kimliklerini alın. Şurada da kimlik getir. Alın. Bir daha da kimlik getirin. Yaşın da büyüklüğün, çocuğun da şeyden küçük ve dışarı çıkması yasak. Gel bak. Ama kalk, kalk bakalım. Bir daha çıkarsan seni polisle götüreceğiz. Tamam. Anladın? Tamam. Kon çocuğunu tamam. Alayım. Tamam. Tamam. Gel. Geç bakalım. Geçirin. Hadi geç. Alın bunları, bunları seyrederken alın içeri. Bir kimlikleri varsa kimlikleri. Çok hassas bir süreçten geçiyoruz. İzolasyonun had safhada olması gereken bir dönem. Maalesef bu mesleği dilenciliği mesleğini yaparken insanlar burada mesafe tanımıyorlar, sınır tanımıyorlar. Bu bağlamda biz bunu minimumize etmek için sürekli sahadayız. Gerçi devletimizin almış olduğu ciddi tedbirler var. Bazı caddelerimiz kapatıldı, yoğunluklarımız azaltıldı. Sokağa çıkma yasağı 2 günde olsa yapıldı. Fakat bunun önüne geçilmiyor bu dilencilik mesleğinin. Vatandaşlardan ricamız, bunlar sürekli şehirde hareket halindeler. Bunlara bağış yapayım derken ciddi bir hastalık rücu edebilir. Bu bağlamda bizim vatandaşlardan talebimiz bunlara bağış yapmasınlar. Bağışı ihtiyaç sahiplerine gerekli yerlere yapsınlar. Zaten bu şekilde dilenen, kendi çocuğunu riske atan insanlar ihtiyaç sahibi olamaz. Kanunlarımızda belirtildiği gibi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine istinaden cezai işlemler uygulanmakta. Fakat bu cezai işlemlerde bunun önlenmesine yetmiyor. Unutmayalım, özellikle bu salgının yoğun olduğu dönemde dilencilere yapacağımız herhangi bir yardım, akabinde yeni dilenen grubun doğuracaktır, dilencileri meydana getirecektir ve bu da salgının çok ciddi manada hızlı bir şekilde yayılmasına vesile olacaktır.